hala bir tartışma var bu havalimanı tartışması. Bu kadar sürmesinin nedeni Türkiye'de bazılarının orada havalimanı olması gerektiği düşüncesi mi? Yoksa Atatürk adı mı? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Efendim tabii kamuoyunda bu konu çok tartışıldı. Ee, çok da bu konuda tabii uzmanları var. Havacılık konusundaki uzmanlar var. Konuyu öyle yatırdılar, böyle yatırdılar ve bir noktada artık bu siyaseten bir tartışma konusu haline geldi. Ya da inatlaşma konusu haline geldi. Tabi bu, bu noktada siyasilerin açıklamalarından çok bu noktadaki bilim adamlarına kulak vermek gerektiğini düşünüyorum. Ama pek öyle olmuyor değil mi? Olmuyor maalesef. Olmuyor. Yani Siyasi havalimanında içine, bile ikiye tabii, bölünüyoruz. Yani. ortadan ikiye bölünüyoruz. Ama e, bilim oradaki havalimanının aslında e, olması gerektiğini hatta en son yaşadığımız kış şartlarında bile İstanbul Havalimanı'nın olduğu yerde uçakların inemediği yerde Sayın Bakanların dahi Atatürk Havalimanı'na inerek Olay yerlerine müdahaleye gittiklerini e ve bunları da biz basında konuştuk. O halde burada bir havalimanının varlığı, belki havalimanı olarak korunması İstanbul'un çıkarına diye düşünüyorum. Buranın çeşitli alanlarda işte kargo olur, başka alanlarda kullanılması da mümkün olabilir ama nedense siyasi iktidar burada bunu böyle olmaması yönünde bir karar verdi. Ve dedi ki ben oraya millet bahçesi yapacağım. Tabii bu millet bahçesi meselesi ayrı bir tartışma konusu oldu. Benim de tabi izlediğim kadarıyla işte ihalenin verilmesinden tutun yapılmasına kadar e, bir takım tartışmalara sebebiyet verdi. Ancak e, bugün gene sosyal medyada görmüştüm. Stuttgart'ta sanıyorsam hocam bir havalimanı Ama var. Evet. Havalimanını kapatmışlar. E, belli bir diğer bir, bir, bir sebeple kapatmışlar. Ama e, orayı e, mesela bisiklet kullanmak için hani vatandaşların kullanılacağı Hı. bir alan halinde e, şey yapmışlar. Belki ortayı böyle bulmak Hani ne o çünkü onlar çok pahalı olduğunu söylüyorlar. Yani o betonların hmm. o pistlerin yapılmasının çok da pahalı olduğu söyleniyor. Onların kırılması açıkçası milli servetin ortadan kaldırması gibi geliyor kişisel olarak bana. Hani onları tek tek vurarak kırmak yerine onları belki yarın bir gün şöyle de düşünelim stratejik olarak bir asker çocuğu olarak söyleyeyim. Biliriz biz Anadolu'da birçok yerde çok bir anda yollar genişler. Yani yalova yalova yolu öyledir NATO yolu e, diye geçer. Yollar bu. genişler. Sebebi şudur. Siz savaş anında biliyorsunuz ilk çok havalimanları mi? bombalanır. Ve uçakların kalkmaması Hı. için bunun için Türkiye gelecek saldırılarla ilişkin olarak çok yerde vardı. Yollar bir anda genişler. Ben onu hatır, hatırlıyorum sorduğumu böyle. Babama sormuştum. He. Ya baba niye bir Hı. anda bu kadar susurlukta vardır mesela. Yalava'da vardır. vardı. Hatta ee, biraz Türkiye, asfalt rengi de farklıdır. Tabii duruşun. farklıdır. Hani pist gibi kullanılacak evet. ve savaş uçakları oraya inecek e, aynı zamanda kalkabilecek Türkiye'nin savunması açısından e, kendi yani mesela F-16'larla ilgili olarak bandırma havalimanı bombalandığında susurluk yolunda o evet. F-16 inecek evet. bir yere inmesi lazım bu uçağın tekrar bir şey yapması lazım belki bu şekilde değerlendirmekte de, yani aklı salim hakim olsa bir şey olabilecek gibi geliyor ama Bundan hep uzakta tartışmalar Erdoğan Bey. Hep böyle ben yapacağım yapmayacağım tartışmasın. Ancak elinde bir şey var bunu getirdim. Bunu da e, e, bu, bu nokta belki bir yerde bizim gibi hani siyaseten iki tarafta da tam durmayan e, ama hani yapılan işlere de tamam güzelse baş tacı diyen insanlar açısından belki şu örnek beni etkiledi. E, biliyorsunuz Ankara'da ben Ankara çocuğuyum. Ankara'da e, bir şey var yer vardı. Egon'un yeri vardı. Burayı, burası aslında Millet Bahçesi çalışmaları diye Sayın Bakan'ın açıklamaları var. Mesela diyor ki Ankara AKM Millet Bahçesi'nde çalışmaları yerinde inceledik. Dünyaya, Türkiye'ye örnek olacak bu önemli proje ile Atatürk Orman gerçekten de önemli bir proje. Atatürk Orman Çiftliği'nden başlayacak. Bunu çeşitli ülkelerde görürüz biz. Biz yeşil kuşak gibi böyle şehirlerin içerisinde insanların nefes alma alanları olarak görürüz. E, orman Çiftliği'nden başlayıp Atatürk Kültür Merkezi, Gençlik Parkı, 19 Mayıs Sadı ve Hergelen Meydanı'na kadar yani Ulus'a kadar uzanacak bir hat. Yani Atatürk Orman ve yeni mahalleden hatta diyebiliriz uzanacak bir hani yürüyüş hattı filan gibi. Fakat daha sonra bu alanda işte bir yeşil kolda kültür olacak ee, kültür koldarı sonra bir Ankara merkez projesi başladı. 30 katlı gökdelenler ve o AKM'nin olduğu bölgede şu anda bu evler satışa çıktı. Yapılırken gördüm ben. Burası aslında Millet Bahçesi olarak düşünülmüş, fakat sonra nedense e, bu alan hemen hemen bu Millet Bahçesi e, şurada fotoğrafı da var Erdoğan Bey e, şu şekilde e, koymuşlar onları ve orası şimdi Ankara'lılar bilecektir Ankara Merkez diye bir beton projesi oldu konut projesi haline geldi öyle diyelim. Belki bu yönde benim de endişelerim şeylerim var yarın bir gün İstanbul Havalimanının da Millet Bahçesi adıyla başlayacak. Ama sonrasında büyük gökdelenlerin yapılacağı bir rant alanı haline mi gelecek soruları bizim gibi vatandaşlarda hele hele ee, hocam bilirsiniz mesela Viyana'daki yeşil oranını Londra'daki Paris'teki yeşil oranı ben istemem mi? Bu oran 2 İstanbul'da keşke bu oran yüzde on çıkabilse keşke 20'lere çıkabilse evet. insanlarımızın yeşil alanlarla ilgili e, tasarrufta bulunucu alanlar çok olsa. Oysa hepimiz biliyoruz ki biz bugün şu anda şeydeyiz, Mecidiye köydeyiz. Bu çevrede tek görebildiğim yeşillik mezarlıklar. Allah muhafaza o mezarlıkları da taşısalar bir tane yeşilimiz kalmayacak. İnanın bana Taksim'den çıkın gelin bu tarafa. Bir gezi parkı var orada yeşil olarak görülebilen. Oradan geldiğiniz zaman yabancıların e, yani Hristiyanların ve Yahudilerin mezarlıkları evet. var. Levantenlerin mezarlıkları Gayrimiz var. Mesela. O alanlar biliyoruz gayrimüslimlerin. Aşağıda geldiğimiz zaman Maslaha doğru zincirli kuyu mezarlığımız var. Onun haricinde inanın bana yeşil alan yok. Evet. Dolayısıyla bu endişelerim var benim yoksa siyaseten inatlaşan gruplara da belki aklı salim hakim olsun isteyebiliriz. Çünkü kazanan Türk milleti olmalı. Kazanan Türkiye olmalı. Yani bu buna ilgili aklı salim kararlar alınırsa hepimiz daha çok huzur bulacağız. Daha az kutuplaşacağız. Daha az tartışacağız diye düşünüyorum. Yani bunu sonuç olarak şu cümleyle bitireyim. Bunu hepimizin kazanacağı, 84 milyon insanımızın da Allah razı olsun diyebileceği bir projeye dönüştürebileceğini düşünüyorum siyasi iktidarın. Umarım aklı selimle böyle bir şey hakim olmasını istiyorum. Zaten muhalefetin de bu yönde bir çıkışı vardı. Ama ne kadar aklı ne kadar çünkü muhalefetle olunca bu sefer de başka türlü bakıyoruz olaya. Hani illa iktidara bir şey yaptırmamak için mi acaba muhalefet böyle hareket ediyor? Oysa bunu uzmanlar dediğim gibi otursalar, konuşsalar, deseler ki hatta Çevre Bakanlığımızın uzmanları bu noktada aklı selimi evet. kılsa, yapsa hepimiz daha çok memnun olacağız diye düşünüyorum efendim.